Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupayla kapatan takım oldu. Bu da gerçekten Beşiktaş adına kötü geçen sezonun tesellisi diyebiliriz. Ayrıca bu sezonda Galatasaray'la bir Süper Kupa maçı oynama hakkı da kazanmış oldu. Onu da söyleyelim. Süper Kupa'nın Temmuz ayının sonunda oynanacağı federasyon tarafından planlandığı biliniyor. Çünkü geçen senelerde bu uzadıkça çok büyük sancılar ortaya çıkartmıştı. Şimdi federasyon Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının başında bu kupayı oynatıp sahibine vermek istiyor. Hemen bunu söyleyelim. Şimdi Beşiktaş'ta gerçekten de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bu manada tabii Jose Mourinho gerçekten de öndeki isimlerden bir tanesi. Ama onunla ilgili görüşmeleri, konuşmaları size paylaşacağım. Ayrıca Jose Mourinho'nun transfer listesi de, yani eğer Beşiktaş'a gelirse kimleri istediği konusunda bir takım isimler Avrupa basınına da yansıdı. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorum, beğeni ve eleştirileriniz için teşekkür ediyorum. Ama abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve şöyle başlayalım. Öncelikle Joe Worrell Beşiktaş'a veda etti. Teşekkürler Beşiktaş, geçirdiğim bu güzel süreç için dedi. 9 maçta 1 golle oynadı. Necip'in önüne geçemedi. Dolayısıyla veda etti. Ben şöyle sırayla gideceğim hemen. Salih Uçan'a yeni kontrat için görüşme yapılacağı bilgisi geldi. Tabii şimdi Salih Uçan'la ilgili Beşiktaş neden anlaşamıyor derseniz, bütçeyle ilgili bugün Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde Salih Uçan'ın biraz yönetimin tavrına isyan ettiği şeklinde bir haber ortaya çıkmıştı ama Salih Uçan bunun gerçek olmadığını söyledi. Ama bizim zaten bildiğimiz bazı bilgiler var. Mesela Amir 1 milyon 200 bin euro alırken ben neden 250 bin euro alıyorum demiş diye iddialar var. Şimdi bu tarafı tamam, iddialar belki tam da gerçeği yansıtmayabilir ama herhalde de yani Amir 1 milyon 200 bin euro alırken Salih'in de asgari 1 milyon euronun karşılığı olan 35 milyon TL'yi alması gerekiyor. Zaten talep ettiği de bu. Hani 3 aşağı 5 yukarı olur ve bu paraya anlaşılır. Ancak gördüğümüz kadarıyla böyle Salih Uçan konusunda çok ciddi girişimler oluşmuyor ama Beşiktaş'ın Salih Uçan'la birlikte olma isteğinden bahsedebiliriz. Şimdi transferle ilgili bazı gelişmeler var. Onunla ilgili gelişmeleri söylemeden önce Serdar Topraktepe, Samet Aybaba ikilisi yeni sezon planlamasını da yapmaya başladı. Kamp yeri belli oldu. Maribor'da 10-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kamp, bunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bunun dışında neler var? Onlardan biraz bahsedelim. İçeride bazı gelişmeler var. Onana dönüyor. Marsilya 4,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Ayrıca oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu olan şampiyon olma ya da Şampiyonlar Ligi'ne gitme ya da maçların %50'sinde oynama başarısını da elde edemediği için Beşiktaş'a geri dönecek. Hemen Semih Kılıçsoy'la ilgili gelişmeler devam ediyor. Önemli bir teselli oldu Beşiktaş için. Beşiktaş onunla ilgili planlamasını 25 milyon euro civarında yaptı. Eğer bu böyle bir para gelirse Semih Kılıçsoy gönderilecek. Eğer gelmezse bu sezonun parlayan yıldızı olarak Semih Kılıçsoy yola devam edecek. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Bu manada baktığımızda hemen şöyle devam edelim. 35 maç 12 gol 3 asist, yani 2028'e kadar da sözleşmesi var. Hemen bir başka oyuncu Necip'den bahsedelim. Necip Uysal kişisel kariyer rekorunu da kırdı. 29 maç 2347 dakika ligde mücadele etti. Bunun yanında toplamda tam 42 maç 3389 dakika oynayarak Beşiktaş'la olan sürecinde
gerçekten rekor kıran bir performans sergiledi ve Necip herkesin de takdirini kazandı. Bunu da özellikle söylemem gerekiyor. Takım içerisinden kaç bilgi daha aktaralım ve sonra transferle ilgili sürpriz gelişmeler var. Onlardan da bahsedeceğim. Son 12 sezonun en kötü performansını 56 puanla 6. sırada yer alarak elde etti ya da o kötü performansı sergiledi diyelim, daha doğru bir Türkçeyle Beşiktaş. Gezal zaten takımla vedalaşmıştı. Şimdi sözleşmesi biten 3 oyuncu daha var. Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan. Salih Uçan konusunda olumlu olabilecek bazı gelişmeler olduğunu söyledik. Ama diğer taraftan Gezal gitti. Cenk Tosun'la ilgili de işte daha önce de söylediğimiz gibi Eyüp Spor'un bir isteği var. Suudi Arabistan'dan istek var. Joe Worrall zaten gitmişti. Salih Uçan'ı da anlatmıştık. Şimdi şöyle söyleyelim. Amarty'de Celtic'e gidiyor. Yani biraz da boşalıyor gibi görünüyor. Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı. Orada ciddi sıkıntıları vardı zaten Beşiktaş'ın. Bunu söyleyelim. Ve geçelim transfer noktasındaki birkaç oyuncuya. Sonra da teknik direktör konusuna geleceğiz. Şimdi transferde Alexandro ismi Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş'ın isminin de yazıldığı bir transfer oluşturdu. İtalyan basınına göre Brezilyalı oyuncu Juventus'ta oynuyor. Beşiktaş'la Fenerbahçe ile bir temas halinde. Tabii bu noktada menajerler devreye giriyor. Peki neden böyle bir oyuncu gündeme geldi? 18 maç 1 gol ile oynadı Juventus'lu oyuncu. 2024'te sözleşmesi bitiyor. En büyük avantajı bu. Ve bir başka önemli avantajı da 33 yaşında olmasına karşın, ki bu çok cazip gelmeyebilir. Şöyle söylememiz lazım. Masuaku'nun yerine bir oyuncu arayışının bir uzantısı olarak ortaya çıktığını söyleyelim. Sol bek oynuyor Alexandro. Sol bek konusunda bir yabancı oyuncu Masuaku giderse olur. Yanına da Emrecan Terzi olur. Şimdi Fenerbahçe'nin ismi de yazılmış ama Fenerbahçe'de şu anda Ferdi var. Levent Mercan'la ilgili görüşmeler var. Hadi Ferdi gitti diyelim. Osterwolde var. Yani orası çok da böyle hani aman aman acil sol bek ihtiyacının ortaya çıktığı bir yer değil. Ama Beşiktaş'ta Masuaku sakatlıkları, gidiş gelişleri nedeniyle Alexandro'nun devreye girebileceği bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Şimdi bir transferle ilgili bir bilgi daha vereyim. Eric Lamela ismini sürekli İspanyol basında yazıyor, Arjantin basında yazıyor. Ama ya şunu söyleyeyim, ben Eric Lamela'nın Beşiktaş'a gelebileceği ya da Beşiktaş'ın isteyebileceği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ayrılığı duyuruldu. Yani artık ayrıldı. 2024'te sözleşmesi bitiyordu. Sözleşmesi bitti, ayrıldı. Sağ kanat oynuyor. Gezal'ın yerine düşünülüyor diye İspanyol basınında da yer aldı. Ama sakatlıklarla mücadele eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezon tam 23 maç kaçırdı. Böyle bir oyuncuyla sezona hem de 12 yabancının olduğu yerde Beşiktaş'ın başlama ihtimalinin çok yüksek olmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Bu manada baktığımızda ben transfer ihtimalini son derece düşük görüyorum. Bunu özellikle söyleyeyim. Şimdi gelelim, Beşiktaş'ın genel listesinde olan 3 oyuncu var. Bunları sizlerle paylaşmıştım. Bu genel listedeki 3 oyuncuyu bir kez hatırlatayım ama Beşiktaş'ın teknik direktör meselesini anlattığımda başka bir senaryodan da bahsedeceğim. Angel Di Maria bir kere evet Arjantin'e dönme isteği, MLS isteği, Roger Schmidt'in devam etme isteği gibi isteklere rağmen Beşiktaş'ın umut kesmediği transferlerden biri. Sebastian Haller Dortmund'da, onun da satın alma opsiyonuyla kiralanması söz konusu. Ve bir diğer isim de Mario Hermoso, stoper Atletico Madrid'in oyuncusu. Şimdi bunlar Beşiktaş'ın gündeminde daha önce de sizlere duyurduğumuz transferler. Ancak teknik direktörün durumuna göre değişecek bir süreç de var. Şimdi teknik direktör konusunda Başkan Hasan Arat'ın Nuri Şahin'e sıcak baktığı, hatta Nuri Şahin-Serdar Topraktepe ikilisinin
olmasının yüksek ihtimal olduğu söyleniyor. Şimdi tabii herkes şunu merak ediyor, Mourinho ne olacak diye. Bunun yanında Sergen Yalçın ihtimalinin de yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Görüşmelerin de bu noktada devam edeceğini, yani kendisiyle görüşülmedi de diğer görüşmelere bağlı olarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki Jose Mourinho işin içerisinde olunca biraz daha farklı bir duruma geliyor. Jose Mourinho bir karar anında, onu söyleyelim. Ve hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş'la görüştüğünü de net bir şekilde açıkladı. Bunu da söyleyelim. Gelen tüm teklifleri değerlendiriyorum dedi. Yani Türkiye'ye gitme ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi. Ancak yabancı basında çıkan haberleri sizlerle paylaşmam gerekiyor. Çünkü gerçekten de eğer Mourinho gelirse bu 4 oyuncuyu isteyecek diye Avrupa basınında çıkan haberler var. Peki kim bu 4 oyuncu? Söyleyelim. Zaten 2 tanesi Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimler. Angel Di Maria var birincisi. İkincisi Mario Hermoso. Tabii Di Maria'nın Mourinho gelmesi halinde ihtimali daha da yükselecek. İki isim farklı ama daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Santrofor olarak Romelu Lukaku ki kiralanma olasılığı söz konusu. Diğeri de Christian Eriksen, zaten onun da adı Manchester United'dan ayrılıp Türkiye'de bir takıma geleceği konusunda ismi duyurulmuştu. Yani Mourinho gelirse işte bu oyuncuları da transfer listesi olarak yönetime sunacak. Bir kez daha söyleyeyim. Christian Eriksen, Mario Hermoso stoper, Di Maria kanat oyuncusu ve Romelu Lukaku da santrofor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.